Evet, şimdi de antrenörümüz Erol Ercan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi de çok kısa tanıyalım öncelikle. İsmim Erol, soy ismim Ercan. Bursa Spor'da futbol hayatıma başladım. Tamam. Yaklaşık bir 12 sene falan futbol oynadım. Tamam. 8 sene futbol hakemliği yaptım. Daha sonra hakemliği bıraktıktan sonra antrenörlüğe yöneldim tekrar. Spor yönetimi bölümü mezunuyum. Yaklaşık 4... Yani 4 yaşımda spor hayatım başladı ama 6 yaşımdan beri de futbolun içindeyim. Göçmen bir ailenin çocuğuyum. Şu anda futbol hayatımı sürdürmeye devam ediyorum. Kadın futbol takımının aslında bir başarı öyküsü var. 3. ligden 2. lige çıktı. Bu sene pandemi nedeniyle oynanmadı. Belki de bu sene oynansaydı Süper Lig'e, yani 1. lige çıkacaktı. Başarı öyküsünden biraz bahseder misiniz? Ya şimdi şöyle, geçen sene bu mahalle takımı olarak çok iyi bir başarı elde edildi. Mesela 13 maçta bir beraberlik, bir tane yenilgi. Geri kalan maçlarımızı aldık. Tabii ki gönül ister ki namalüp şampiyon olmak. Biz aslında çocuklarımızın bir de en az gol yiyen takım olduk. Bu da çok büyük bir başarı. Yani böyle geldik bugüne. Şu anda 2. ligdeyiz. Bursa'nın tek takımıyız. Çok da güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Bursa adına, aslında Bursa'nın tamamına büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Nasıl kadınların futbola olan ilgisi? Ya çok fazla aslında. Mesela bir takım oluştururken çağrımı yaptınız, nasıl seçmeler nasıl geçti? Biraz da bundan bahsedelim. Aslında bu tür olaylar... Türk futbol denince akla erkek sporu tabii gelir. Aslında bu bir ön yargı. Bu ön yargıyı da kırmak gerekiyor. İşte az önce izledik, şimdi de birazdan da izleyeceğiz. Gayet iyi futbol oynuyorlar kızlarımızla. Evet. Yani aslında şöyle, kadınlarda biraz daha spontane gelişiyor her şey. Tesadüflerle karşılaşıyoruz. İşte bir de şöyle bir durum var. Sokakta erkeklerle futbol oynayan kızlarımız bu konuda daha çok başarılı oluyor. Yani bazen bize tesadüf geliyorlar. İşte ben de futbol oynayabilir miyim? Bakıyorsunuz mesela. Acaba diyorsunuz. Ama ön yargı hiçbir zaman olmamalı. Kadınlarda hiçbir şekilde olmamalı bu konuda. Ben çünkü çok yaşadım. Takımımı alıp sonra milli takıma gönderdim. Çocuklarım oldu. Bunlardan birisi de daha önce çalıştırdığım bir takım vardı. Melike diye bir kızımız vardı mesela. O milli oldu. Biz şaşırdık milli mesela. Oldu. Evet. Peki normal şartlarda, pandemi dışında soruyorum. Futbol takımının, kadın futbol takımının temposu nasıl? Günlük rutini nasıl gelişiyor? Antrenmanlar her gün oluyor mu? Biraz da bundan bahsedelim. İnsanlar merak ediyorlar. Tabii. Yani şöyle, aslında tesis, biraz biz kadın takımı olduğumuz için biraz daha farklı bir konumdayız şu anda. Tesis sıkıntısı olmadığı sürece her gün antrenman yapabilirler. Bakın zaten kadınların şöyle bir durumu var. Erkeklere göre anatomik yapıları biraz daha farklı. Yani erkeklere yüklediğiniz bir antrenmanı kadına daha çok yükleyebilirsiniz. Çünkü onların doğasından kaynaklanan bir olay. Doğurganlıkla alakalı bir durum. Böyle de bir durum olduğu daha için daha mı dayanıklılar? Daha dayanıklılar, evet. Bu konuda daha dayanıklılar ve sakatlanma oranı çok azdır. Kadınlarda daha elastik oldukları için, daha güçlü oldukları için daha da azdır böyle. Yani antrenmanla ilgili hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar antrenman verebilirsiniz. Biz de zaten hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz bu konuyla ilgili. Peki bir de milli takıma giden bir kızımız var. Evet. Ondan da bahsedebilir miyiz? Kimdir? Azra Ardos. Evet. Aslında şöyle, yaşına göre biraz daha erken çağrıldı. Normalde U17'ye çağrılıyordu. Ama bu sene U19'a çağrıldı. Bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Yani 2 sene erken olmasına rağmen 2 sene üste çağrıldı. Orada da hocalarımızla diyaloglarımız çok iyi. Hocalarımız da iyi olduğunu söylüyorlar. Yani önümüzdeki dönemde tekrar çağrılma ihtimali var. Bekliyoruz biz de, ama çok da mutluyuz bu konuda. Bizim Bursa'mızdan böyle bir kızımızın çıkması çok bizi çok sevindiriyor. Peki son olarak futbol oynamak isteyen kadınlar veya bu işe meraklı ama çekinceleri olan kadınlarımız mutlaka vardır. Onlara verebileceğiniz mesajlar nelerdir? Gelsinler futbol oynasınlar mı, tavsiye ediyor musunuz? Bu işin zorlukları ile ilgili kısmını da açıklayarak mesajlarınızı alalım. Şöyle söyleyeyim. Bir kere ön yargıyı kafalarından kaldırsınlar. Evet. Yani futbol, spor, erkek diye bir şey yok. Yani bu kendi kendimize yaptığımız kalıplaşmış bir olay. Kadınlar çok iyi futbol oynuyorlar. İsteyen herkes bize katılabilir. Bakın isteyen diyorum. Çünkü işte bazı... Yani yetenek gerekiyordur mutlaka. Yetenek gerekiyor ama biz bunları zaten tespit ediyoruz. Bunları ayırmamız gerekiyor. Çünkü öyle yetenekler çıkıyor ki, yani çok yetenekli bir kızımız var ama acaba ben yetenekli miyim sorusunu kafasından bir kere atması gerekiyor. Atması gerekiyor. Bizim onları görmemiz gerekiyor.
sadece bizim takımımız için değil, bütün takımlar için bu geçerli. Gerçekten çok yetenekli kızlarımız var. Aramızda görmek istiyoruz hepsini. Bizim kapımız her zaman açık. Okullarımızla, okullarda okuyan bütün öğrencilerimize, kız öğrencilerimize, hepsine kapımız açık. Herkesi bekliyoruz antrenmanlarımızda. Evet. Aradaki yetenekleri bulmak istiyoruz. Peki bu sene 8 Mart'ın ana teması kadına şiddete hayırdı. Sizin de bu yönde bir mesaj, bu yönde bir mesajınızı almak isteriz son olarak. Zaten biliyorsunuz kadınların hayatımızdaki büyük önemi annelerimiz var. Evet. Eşlerimiz var, kardeşlerimiz var, kızlarımız var. Hayatımızın her yerinde onlar var zaten. Onlara da saygı duymak zorundayız. Bakın, saygı duymayan insanları da uyarmak zorundayız. Evet. Onlar bizim hayatımızda var olduğu sürece biz hepimiz var olacağız. O yüzden de kadınlarımızın gününü kutluyorum aynı zamanda. Evet, geçmiş gününü kutluyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun ilgi ve alakanız için. Ha.